efendim, günaydınlar. Güne Başlarken programından hepinize sevgiler, saygılar. Sevgili izleyicilerimiz, bugün konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve aile içi iletişim uzmanı Murat Ercan. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Murat Bey, sizi tanıyalım mı biraz? Tanıyalım. Bir kamu kurumunda aile danışmanı, evlilik danışmanı, aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olarak çalışıyorum. Çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde yıllardır psikoloji üzerine, kişisel gelişim üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu minvalde hayatın her bir aşamasında kendimize ve hayata anlam katmaya devam ediyoruz. İlk soru olarak şöyle başlayalım. Aslında aile içi iletişim konuşacağız ama kişinin kendini tanıması, kişinin fertten başlayalım, kişiden başlayalım istiyorum. Kişinin kendini tanıması, kendiyle barışık olması, kendi iletişiminden giriş yapalım mı? Kesinlikle güzel bir soru. Belki de hani bu soru insanın hayatının mutlu, mutsuz, üzüntülü veyahut da hani anlamlı bir şekilde bürünmesinde bu sorunun cevabı olabildiğince önemli. İnsan nedir sorusu birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil. İnsan kendi yanında bir meçhul. Aslında bir çelişkiler bütünlüğü. Bu çelişkiler bütünlüğü içerisinde duygularını iyi yönetebilen, kendi varoluşunu anlamlandırabilen, ben kimim, neyim, ne olmak istiyorum sorularını cevaplandıranlar bu anlamda biraz daha tutarlı bir hayat yaşıyorlar. Ya insan nedir? Hani daha somutlaştırırsak bunu, biraz daha teoriden pratiğe indirirsek, insan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlıktır. Biyolojik olarak yiyip içip üreyen, soyunu devam ettiren, çevresel şartlardan, iklimden etkilenen bir varlıktır. Aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Yani kendine, kendi içsel soruları içerisinde, kendi sorduğu sorulardan yola çıkarak kendi hayatını da anlamlandırmaya çalışan birisidir. Mesela diğer canlılardan örnek verelim. Bir tane kuş veyahut da herhangi bir koyun, kurt kalkıp da Mars'ta hayat var mı diye sormaz. Bu hayat nedir? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Gibi sorular sormaz. Ama insan sorar. Mesela hani bir felsefede bir deney yapılır. Daha yeni doğmuş bir çocuğun önüne bir tane yumak atılır. O yumağa çocuk peşine gitmez, geriye dönüp bakar. Nereden geldi diye. Aynı şekilde aynı deneyi bir kedi yavrusuna yaparlar. Kedi yavrusu geriye dönüp bakmaz. Direkt yumağın peşine gider. O neden sonuç ilişkisinden yola çıkarak nereden geldim, nereye gidiyorum, ben kimim, ne yapıyorum burada sorularını soran insan var. Yani insan bu anlamda kendine sorduğu sorularla hayatını da şekillendiriyor. Bununla beraber aynı zamanda insan ne? Sosyolojik bir varlık. Yani toplumun ürünü olan birisi. Bu anlamda binlerce yılın, belki de milyonlarca yılın taşınmış olan, belki de hani kurumsallaşmış olan kültürün kendi zihninde var olmasıyla da aynı zamanda sınırlandırılan bir varlık. Bu anlamda hem biyolojik, psikolojik ve sosyolojik anlamda çevresel şartlardan etkilenmekle beraber kendi hayatını da değiştirip dönüştürebilecek özgür iradeye sahip olan bir varlık. Hani Hazreti Adem'in yaratılışından anlatılırken şey denilir ya, bütün her taraftan melekler çamur aldı getirdi, onun varoluşunda bütün elementler vardır. Belki de burada bu metafor bize şunu anlatıyor. Kainattaki kaosun aynısı insan vücudunda da var. Evet. Çatışma, hani olasılık diyoruz ya, bugün mesela bilim felsefesi de bunu tartışıyor, şey yapıyor. Entropi dediğimiz durmadan bozulmaya yol açan, aynı zamanda her oluş yeni bir bozuluşa, her bozuluş yeni bir oluşa neden olan bir döngü içerisine gidip geliyor ya, insan da kendi içerisinde durmadan oluşları ve bozuluşları yaşıyor. Ve buradan yeniden yeni hedefler, yeni amaçlar ortaya koyarak her gün kendisini yeniden tanımlayabiliyor. Ben kimim, neyim, ne olmak istiyorum sorularını. Bu çevresel şartlanmalardan etkilenmekle beraber bunların üzerine çıkabilecek bir iradesi de var. Eğer gerçekten fark edip de farkındalık boyutunda bunu anlayabilir ve bu kararlar üzerinden hayatını yeniden şekillendirmek isterse insan gerçek anlamda insan olabilir diye düşünüyorum. Yoksa diğer anlamıyla insanın diğer canlılardan bir farkı yok. Yeme, içme, üreme, işte barınma, sıcaktan koruyan bir barınma noktasında aynı şeyleri yaşıyoruz diğer canlılardan. Ama insanın diğerlerinden farklı kılan bu özelliğidir. Bu özelliktir bence insanı insan yapan diye düşünüyorum. Buradan aileye geçiş yapalım ama aileye geçmeden önce aileyi oluşturan evlilik kurumu var. Evliliğin hayatımızdaki önemini birazcık değinelim. Kesinlikle. Evlilik belki de insanın hayatında, hani ben buna evlilikten doğru eş seçimi diyelim. Hani bir insanla hayatımızı birleştirme. Hı hı.
Yani biraz yavaş söyleyelim mesela, hayatı birleştiriyoruz. Biraz daha yavaş söylüyorum. Hayatı birleştiriyoruz. Yani beraber bir tek olarak yaşadığımız hayata diyoruz ki beraber bizimle uzun soluklu bu yaşam zorluğu içerisinde beraber birbirimizi acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle beraber taşıyabileceğimiz bir kişiyle hayatımızı birleştiriyoruz. Bir oluyoruz. Şimdi o kadar önemli bir mevzu ki, eğer gerçek anlamda doğru bir eş seçimi olursa belki de insanın hayatının diğer kalan zamanlarında hayatının mutlu olmasının %99 böyle garanti edilebilecek bir şey. Çünkü insan ne arar? Bizim her birimiz. Belki biyolojik olarak kadın erkek farklıdır ama psikolojik olarak herkes güvenmek ister, sevilmek ister. Değil mi? Yani mutlu olmak ister, huzurlu olmak ister. Bedensel ihtiyaçlarının giderilmesini ister. Varoluştan gelen bir şey. Bunu eğer bir kişide bulabilirsek, doğru bir kişide, işte o zaman hayatın çoğu sorunu aslında kendiliğinden hallolmuş olacak. Bugün yalnızlık girdabında boğulan modern insanın belki de dışarıda aradığı her bir şey aslında bir kişidedir. Ama herkes birbirini arıyor. Kimse özelliklerin kendisine olması noktasında da çaba sarf etmiyor. Bu anlamda doğru eş seçimi, belki de hayatımızda iyi eş seçimi, hani kumar gibi düşünebilirsek, olduğu zaman muhteşem şeylere yol açıyor. Doğru eş seçimini yaptığımız zaman, uyumlu bir beraber hayatı yaşayabileceğimiz bir eş seçimi olduğu zaman, ama değilse o zaman da başımıza gelmiş en kötü şey olabiliyor. Bunun için evlilik öncesinde, evliliğe hazırlık sürecinde insanların hani ben kimim, neyim, ne olmak istiyorum sorularına gerçek anlamda dürüstçe cevap verebilmesi lazım. Ben kimim sorusu da anneden, babadan, çevreden edindiğimiz bize yüklenmiş tanımlar üzerinden değil de biz gerçekten ne olmak istiyoruz? Biz kimiz? Bu sorulardan yola çıkarak insanların kendini tamamlayacak eşini bulma noktasında sorular sorarsa, o kimlik bunalımı yaşanmaksızın birbirlerine dürüst olan ve sorulmamış, hiçbir soru bırakılmamış bir şekilde eş seçimi olduğu zaman beraber evlilik dediğimiz, beraber bir arada yaşamanın diğer adı olan ve aile dediğimiz toplumun çekirdeği ve sosyal organizasyon, insanın sosyalleştiği, belki de anne babadan ilk doğduğu ilk toplumsallaşma sürecinden sonra ikinci en önemli toplumsallaşma süreci olan evlilik süreci sağlıklı, huzurlu bir şekilde devam edip gidebiliyor. Ama değilse, bugünkü yaşadığımız toplumda da biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Maalesef toplumda gittikçe boşanma oranları artıyor. Hı hı. Bu boşanma oranlarının sebeplerine indiğimiz zaman istisnasız her birisinin altında şunu görüyorsun: evlenirken evliliğe hazır olmadan evlenilmiş. Aslında evet, toplumsal şartlandırmadan dolayı evlenilmiş. Ya ben evliliğe hazırlıklı mıyım? Manevi olarak, olgunluk olarak, maddi olarak. Bunların her birisi, hiçbirisi sorgulanmadan öylesine gelişigüzel bir şartlandırılmış bilinçle bir araya gelen insanlar var ve bunlar da çoğu kendi içerisindeki o kaosu yönetemeyen, mutsuz birlikteliklerle evimden çıkarsam eğer, giderim hani yeni bir aile kurarsam, hı hı, belki de daha iyi bir mutlu, huzurlu, kaliteli bir yaşam yaşarım diye o amaçla bir araya geliniyor. Kaçış ama bir da yerde. Kaçış, kendinden kaçış. Ondan sonra şey oluyor tabii, o kaçış daha da büyüyor. Evet. Çünkü kimse kimseye kendini olduğu gibi söylemeyince, beklentilerini söylemeyince, ilk başlarda nişanlık döneminde bu sorunlar ayyuka çıkmaya başlıyor. O arada diyorlar ki şey yaparız bunu, evlenelim bir geçer, evlenelim bir geçer. Evlenince çocuk olsun geçer. Ama hiçbiri geçmiyor. Çünkü hani sorunlar da şey gibi, sorunlar da aslında bizim kendi içimizde sorguladığımız, cevabını bulmadığımız zaman büyüttüğümüz şeyler. Sorular sorunlara dönüşüyor. Bu anlamda soruların kaynağına inmedikçe, sorunların kaynağına inmedikçe çözümler de olmuyor. Sorunun kaynağında da evliliğe hazır olmadan, evlilik nedir? Gerçekten hani ben bir biri anlamında bir başkasıyla hayatımı devam ettirebileceğim, beraber yaşayabileceğim bir halet-i ruhiyeye sahip miyim? Bu sorgulanmadan bir araya gelmeler oluyor. Bu da maalesef kötü sonuçlanıyor yani. Yine başa dönersek, kendini tanımadan, hatta olayın ciddiyetine farkına varmadan, bir oyun gibi algılayarak belki evliliği atılan bir dönem. Peki burada sağlıklı bir evlilik girişinde ailelerin
etkisinidir. Yani kişi evlenmek istiyor ve dediğiniz gibi hazır değil aslında buna ama bunun farkında değil. Ailenin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Özellikle günümüzde gençlerin çünkü tamamen başına buyruk, tamamen kendi kararını kendi vermede inatlaştığı bir süreç, bir dönemdeyiz. Burada aile nasıl, ne yapabilir, nasıl etkili olabilir kişinin üzerinde? Aile burada yönlendirmekten ziyade bilinçlendirme noktasında belki yani çocuğuna bir farkındalık yaratabilir. Bu anlamda daha da yardımcı olabilir. Çünkü yönlendirildiği zaman yine çocuk kendine ait hissetmediği için o kararın genelde tepki doğuruyor. Hı hı. Yani annenin babanın istediğini istemek istemiyor. Hele hele günümüzün egoist, konformist gençliği. Değil mi? Yani sosyolojide X, Y, Z kuşakları diye bahsedilir. Bu kuşaklardan belki de internet çağı 90'lı yıllardan sonra olan buyurduğunuz üzere gençliğin belki de tırnak içerisinde handikapı bir taraftan eğer avantaja çevrilebilirse girişimci bir ruhun ön ayak olabilecek bir halet-i ruhiye ama geçmişin tecrübesini yok sayan, geçmişin deneyimlerini yok sayan bir anlayışta da benim her istediğim olsun, ben hep benim dediğim olsun, her şey bana hizmet etsin ama ben hiç kimseye hesap vermeyeyim gibi bir psikoloji maalesef muhatabı olduğu, eş olarak kendine seçtiği kişi de o kuşağın ürünü olduğu için daha birinci tartışmada, tartışma bile tartışma değil, sudan tartışmalar. Hemen direkt ayırdalım, olmuyor, şey yapalım. Yani böyle olunca bu sefer anne babalar da bu işten bir şekilde etkileniyor. Yani burada sadece kişiler evlenmiyor, aileler de evleniyor. Dolayısıyla ailelerin burada kaygılı olması, çocuğunun gelecekte yaşayabileceği sorunları düşünerek onlara bir farkındalık, bilinçlendirme yapması gayet normal, anlaşılabilir bir şey ki olması da gerekiyor. Çünkü hayat şöyle bir şey değil. Yani geldim 50'sine, 60'ına, 70'ine, 80'ine, aa böyle olmuyormuş, tekrar baştan başlayayım. Böyle bir hayat yok. Başkalarının deneyimlerinden deneyimlenmek lazım. Evet. Başkalarının tecrübelerinden tecrübelenmek lazım ki, yani tekrar o hatayı biri yapmış, ben de aynısını yapayım değil. Hani tabiri caizse soba yanıyor. Biz çocuğa diyoruz ki işte, pardon, işte ateş kavramı yakıcıdır, budur falan filan. Ama çocuk anlamıyor çünkü o kavramsal bir bilgi. Hı hı. Ama ne zaman ki eli sıcağa değdiğince, cızız yapınca, bu ateş böyle bir şeymiş diyor. Burada nasıl dokunacak ateşe? Yani bu çok örnek tamam güzel. Eyvallah. Ama evlilik için çok söz konusu değil. Olumsuz örneklikleri göstererek, hani bu anlamda hayatımızda aslında başarının da, başarısızlığın da, mutluluğun da, mutsuzluğun da yasası var. Hı hı. Bu neden sonuç ilişkisinden yola çıkarak insanlar hangi davranışın, hangi kararın neye sonuçlanacağını da az çok kestirebilirler. Yani önümüzdeki bu olumsuz örnekliklerden yola çıkarak veyahut da olumlu örneklikleri göstererek. Şimdi evliliğe hazır hale gelen bir birey, olgunlaşan, belli maddi anlamda kendi seviyesini koruyan birisinin bir başkasıyla tutarlı, sorgulanmamış, hiçbir soru bırakılmamaksızın bir araya gelmelerde ve ailelerine yardımcı olması hasebiyle mutlu bir birliktelik olabiliyor ve uzun vadeli de gidebiliyor. Yani o tüketmeden, hı hı, sevgiyi çoğaltarak beraberliklerde çok mutlu evlilikler, çok o aileden doğan mutlu çocuklar şeklinde devam edip gidiyor. Ama olumsuz evliliklere baktığımız zaman her birisinde ne istediğini evlenmeden, yani ne istediğini bilmeden bir evlilik söz konusu olmuş. İşte ailelerin araya girmeleri söz konusu. Aileler ikinci, üçüncü şahıslar bilinçlendirme değil de yardımcı olma değil de yönlendirme. Evet. İşte erkek tarafını kötüleme ve erkek tarafı kadın tarafını kötüleme. Böyle olunca zaten sorunun başı buradan başlıyor. Evet. Hem aileler de yardımcı olayım, bir farkındalık yaratayım değil de yönlendireyim dediği zaman kendi hastalıklarını çocuklara aktarıyorlar. Yani kendi ailelerinde yaşamış olan sorunların, kendi yaşadıkları sorunların aynısının bir başkasında da olabileceğini düşünerek, mesela işte annemiz diyor ki, kızım ben çektim, sen çekme. Sen, ben babana bu zamana kadar hep böyle eyvallah çektik tabiri caizse, yani halk diliyle söyleyeyim. Sen yapma, sen kendini ezdirme. Şimdi kızımız ne yapıyor? Tabii gider gitmez daha olayın başlangıcında herhangi bir konuyu emir komuta zincir içerisinde kendinin ezilmesine yol açan bir davranış gibi algılıyor ve savunma psikolojisiyle, evet, hemen zırhını bürünüyor. Direkt erkeği ötekileştirme. Erkek aynı şekilde
İşte annesi babası söylemiştir. Bunun başını kaldırmasına izin verme. Zaten biliyorsun, malum olduğu üzere toplumumuzda kadın doğmak bir sıfır hayata yenik başlamak gibi bir şey. Maalesef bu anlamda hani kadınımızın güçlendirilmesi bizim için de önemli bir şey. Yani bu maalesefli şey anlamda kullanıyorum. Üzüntü verici bir şey. Kadınımızın bu kadar aslında bizim yani Osmanlı, Hititler, Uruturlar, Lidyalılar, Selçuklulardan şu Anadolu topraklarına kadın çok muteber bir varlık ki gerçekten de öyle. Bu şefkatin, merhametin, yardımseverliğin şeyi. Şimdi burada aile kadını yücelten değil de daha da olayın başlangıcında kadının yok sayılmasına yol açan işte ez, itaatkar et, dışarı çıkarma, annesine babasına fazla gidip gelmesin, arkadaşıyla fazla görüşmesin. Yani ev dediğimiz dört duvardan müteşekkil hapishanelere benzer bir ortamda içeriye tık, işte çocuk doğuran, yemek bakıcılığı yemek yapan, işte çocuk bakıcılığı yapan bir formata dönüştürdüğü zaman da bu sefer kadın bu Y kuşağı dediğimiz hani internetle tanışan ve küreselleşen bir dünyada her şeyin farkındalığını yaşayan birey oralara gelmiyor. Kendini sınırlandırmak istemiyor. Evet. Bu sefer sıkıntılar ayyuka çıkmaya başlıyor. Böyle bir anlamda ailelerimiz belki de yönlendirmekten ziyade kendi hastalıklarını çocuklarına aktarmaktan ziyade ki onlar yaşamış diye bir başkası da yaşayacak diye o sorunlara öyle bir şey yok. Bir bilinç, farkındalık oluşturma anlamında eğer kendi güçleri yetmiyorlarsa danışanlardan, danışmanlardan, uzmanlardan yardım alabilirler. Bu anlamda hem kurumların hem de özel anlamda yerler var. Buradan yararlanılabilir ki sorunlar daha da büyüyüp de hem toplumsal dokunun zayıflamasına ve bireylerin bir ömür sermayesini anlamsız bir şekilde tüketmesine neden olmasınlar yani. Profesyonel destek anlamında biz toplum olarak henüz çok daha gerideyiz. Maalesef öyle hemen işte bir bilen kişiye danışalım diye bir durumumuz yok. Biraz önce siz bahsederken olumsuz etkenler ailenin işte evlilikte karşılaşabileceği sorunlara dair örneklendirmeleri, kendi yaşamsal görünümleri vesaireyle aslında gençlerde benim kendim bizzat da tanık oluyorum. Son zamanlarda gençlerde bir korku da oluşuyor. Genç bu sefer diyor ki ya böyle örnekler varken ben niye evleneyim? Ben niye böyle bir sıkıntının içerisine gireyim? Bu sıkıntı da var. Aslında baktığınız zaman her anlamda sorunlu bir başlangıç var gençler anlamında. Burada kötü örnek olmaz diye bir hani dar bir mesel vardır. Kötü örnek olmaz. Yani bir başkası bu hataları yaşadı diye bir başkasının da yaşaması yani şey değil. Boşamak kötü bir şey de değil. Evet. Yani boşamak sanki hani böyle bir ahlaki zafiyete olmaz olmaz. Yani hem İslami anlamda söylüyoruz değil mi mesela? Kur'an'da talak suresi var. İşte diyelim kendi medeni hukukumuzda da aynı şekilde yani olmuyorsa hayatı işkenceye dönüştürmenin bir anlamı da yok yani. Yani illa biz doğarken eş olarak seçtiğimiz kişiyle beraber doğmadık. Evet. Değiştirebiliriz. Olmayabilir. Hani bunun kavgaya, savaşa ve de hani yaralayıcı psikolojik anlamda sözlerle birbirlerine düşman olmasına da gerek yok. Burada en büyük kaybımız aslında bu. Kesinlikle. Yani buraya özellikle çocuklar aşamasında ilerleyen sorularımda geleceğim. Çünkü ciddi anlamda toplumun bize dikte ettiği işte bir tabir vardı ya eskiden gelinliğinle çıktın kefenle girersin. Yanlış. Böyle bir bu inanca da aykırı maalesef, dediğiniz gibi. Çünkü gönlün yatmadığı bir evlilik hiçbir anlamda zaten yürümesi sağlıklı olmayacaktır. Değil. Bu anlamda çok daha gelişmemiz gerekiyor. Çocuklar konusunda da hani ben mesela danışanlardan gözlemlediğim, çocuk eğer ailede çatışma olduğunu biliyor ve boşanma süreci uzun sürüyorsa çocuk daha fazla etkileniyor. Evet. Ama olmuyorsa hani zorlamanda bir anlamı yok. Bu şekilde boşandıktan sonra çocuk yine annesini babasını reddetmiyor. Çünkü hani nihayetinde o annenin babanın çocuğu. Anne baba rolü çocuk için devam ediyor. Ama eşler medeni birer insan olarak ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra çocuk daha da zihni oturuyor. Evet. Yani bir tamam ayrılabilirler. O belki ilk zamanlarda anlamayabilir ama yaş geçtikçe anlamaya başlıyor. Ve daha tutarlı, daha dengeli bir yaşama bürünebiliyor. Yani olumsuz gibi gözükebilecek bir olay olumlu hale de dönüştürülebiliyor. Hani böyle olmuyormuş. Böyle olmuyormuş. Başka türlü yapabilmek lazım. Ve bunun hani neden ve sonuçlarını daha da irdeleyebiliyor. Bu boşanma bu anlamda hani bizim toplumumuzun algıladığı gibi
tarım toplumunun düşünselliği dediğimiz, hani gelinliğine gittin, kefenine gel. İşte kadının babanın mülkü olmaktan çıkıp erkeğin mülkü, kocasının mülkü haline dönüştürülmesi süreci de maalesef kadının yok sayılmasına, adının yok sayılmasına, bir varlığının sadece erkeğin yönetimi altında olmasına namzet bir anlayışla devam ettirile gelmiş. Ama her bir bilinçlenme, her yeni bir bilgi o davranışın da değişmesine yol açıyor. Önemli olan Epikür'ün bir sözü var. Diyor ki, evlilik, bekarlık pardon, bekarlık diyor hani kötü bir şeydir ama yanlış evlilik daha kötü bir şeydir. Evet. Bekarlık hani insan sosyal bir varlık. Bu anlamda bir başkasıyla ünsiyet kurmak ister, soyunu devam ettirmek ister, mutlu olmak ister. Yani bu her insanın doğal bir ihtiyacı. Yani alemlerin Rabbinin insana nakşettiği bir bilinç, istek. Bu anlamda insanın bunu istemesinde gayet doğal da bir şey yok. Yalnız hani yanlış bir evlilik bekarlıktan daha da kötü. Kesinlikle. İşte onun için hani evlilik öncesinde ve çocuklarımızın hani bu durumdan etkilenmemesi için yani ilk başta bilgi, bilinç, eylem dediğimiz o üç denklemi iyi oturtturabilmek lazım. Her ne yapacaksak yapalım. İlk birinci bilgi, o bilgiyi bilince dönüştürmek, sonradan eyleme dönüşmek. Yani karar vererek onu sağlıklı bir şekilde pratik edebilmenin yollarını aramak lazım. Gönül sağlıklı evliliklerin çoğalması, bir ömür iki kişinin birlikte yürümesini istiyor. Ama bazen şartlar dediğimiz gibi el vermeyebiliyor. Evliliğe gelmeden önce aslında aşama aşama ben gitmek istiyorum. Bir düğün aşamamız var. Kapitalizmin, maddiyatın çok artık ayyuka çıktığı tüketim toplumundayız ve her şeyimiz olsun istiyoruz. Eskinin insanlarıyla aslında aramızdaki belki de çok büyük fark bundan kaynaklanıyor. Zorluk çekmeden her şeyimiz dört dörtlük olsun ve o düzenin içerisine biz bir atlayalım, mutlu olalım isteği var biz yeni nesilde özellikle. Burada evlilik aşamasında da çok büyük çatışmalar oluyor doğal olarak, maddi boyutta özellikle ve bunlar maneviyata da yansıyor. Bir de oraya girelim istiyorum. Yani o öncesinde yaşanan sıkıntılar nelerdir? Bunlar nasıl bertaraf edilebilir? Bunları konuşalım. Sonrasında biz halka da mikrofonu uzatıp evlilikle ilgili düşüncelerini aldık. Ona bir bakalım sonrasında. Güzel olur. Yani gerçekten can alıcı, güzel sorular soruyorsunuz. Tebrik ediyorum bu anlamda. Şimdi kapitalizm nihayetinde para merkezli bir hayatı dayatır insanlara. Hı hı. Para insanların her şeyi olmuş. Yani para tabii bu anlamda kağıt olmaktan çıkmış, artık ilişkileri belirleyen bir put haline gelmiş. Evet. Herkes birbirine parası kadar değer vermeye başlamış. Dolayısıyla bu evliliklere de yansıyor. İnsanlar evlenirlerken birbirlerinin kariyerlerine, paralarına, maddi imkanlarına bakarak evleniyorlar. Evet. Bir şartlandırma var aslında. Dizilerde, işte reklam bombardımanı altında durmadan iyiliş edilen bilinçaltımız maalesef artık isteklerimiz kendi isteklerimiz olmaktan çıkıp reklamların, dizilerin, kapitalist baronların istediği yaşam tarzı haline dönüşebiliyor. Burada da bireyler o yaştaki ergen veyahut da 20-25 fark etmiyor. Bazen fizik gelişse bile ruh gelişmiyor. O ergen psikolojisi daha yetişkinliğe geçerken o toplumsal şartlanmanın sonucu olarak insanlar eşlerini seçerlerken bu maddi düzlemi merkeze alarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Bu da birbirlerine yalan söylemelerine yol açıyor. Çünkü toplumun fotoğrafı ortada. Hı hı. Kimse öyle aman aman trilyoner falan değil. Zaten onlar da toplumdan izole bir şekilde ayrı bir yerlerde yaşıyorlar. Kendi hayatlarını oralarda kuruyorlar. Olabildiğince halkın içerisinden uzak yerlerde yaşamaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu sefer tabii aşırı bir masraf sorun haline dönüşüyor. İki taraf da birbirine kendini güçlü gösterme adına övünme yarışı içerisinde olarak durmadan benim buyum var, oyum var, ben şunu almayı taahhüt ediyorum, bunu almayı taahhüt ediyorum. Daha evliliğin öncesinde başlıyor problemler. Evlilikle beraber diyelim ki evlenildi, bir sürü borçla baş başa kalıyor bu sefer. İkisi de başlıyor o borçları ödemeye. Hadi borçları ödeyeyim derken aradan 4-5 sene geçiyor. Daha birinci ayda, ikinci ayda balayına gidenler varsa ki o da artık şeye dönüştü, yani bir kampanyaya dönüştük. Sen balayına gitmedin mi falan gibisinden. Onun borcunu ödemeye başlıyorlar ve hep duyduğumuz tek bir tane şikayet var. Eşim bana ilgisiz. Boşanma oranlarının erkek tarafında %28.2, kadının ilgisizliğinden, kadın da aynı şekilde %26'larda eşim bana ilgisiz. İlgisizliğin altında ne yatıyor? Kişi kendi
farkındalığında değil. Yani kendine zaten bu anlamda hayır yok ki bir başkasına hani hayır faydası olabilsin. Kendine zaman ayıramıyor ki. Kapitalizm işten eve, evden işe git gel, evet, tükettiriyor. Adam eve gelir gelmez direkt uyumayı düşünüyor. Kadın da aynı şekilde, çalışan kadın olarak yani. Veyahut da ucuz hani evde de olsa kadın bu anlamda, o da nihayetinde orada bir emek veriyor. O da orada çalışıyor. Evet. O da başını kaldırıp da akşamleyin eve birisi geldiği zaman gelsin benimle muhabbet etsin eşim. Onu bekliyor ama adam gelirken almış kapitalizm onu sömürmüş iliklerine kadar, iş yerinde bırakmış ruhunu. Hı hı. Oraya ceset geliyor. Şimdi cesetle de beraber oturup konuşulmuyor tabii. Bu sefer ilgisizlik. Altında yatan neden? Sırf millet benim işte güzel eşyalarımı, güzel eşyalarımı, güzel bardağımı, çanağımı, evimin eşyalarını görsün. Aslında kişiler birbirine misafirliğe gittiği zaman kimse kimseyle konuşmuyor. Misafirliğe giden eşyalar karşılıyor insanları. Öyle bir halet-i ruhiyeyle insanlar birbirleriyle iletişim kurmaya çalışıyor. İnsanlar arası ilişkilerden ziyade metalar arası ilişkiler oluşmaya başladı. Evet. Eşyalar arası ilişkiler. Benim bu kadar param var, sizin bu kadar eşyanız var. Ben şu yemeği yaptım, ben bu yemeği yaptım. Ve sonradan başlıyoruz. Artık monotonlaşan, monotonlaştıkça da tükenmeye başlıyoruz. O tükenmişlik sendromu da insanların işte depresyona. Bugün 10 milyondan fazla depresyon ilacı kullanılıyor. İnsanlar artık yani aspirin gibi depresyon hapı kullanmaya başladılar. Evet. Yani halbuki düşünce değişmeden, davranış değişmeden bir ilacın kendisi tek başına bir insanı değiştirip dönüştüremez ki o ilaçlar da uzmanlar gözetim altına verilmesi ve takip edilmesi gereken bir şey. Hayatın sadece para merkezli olmadığını, insanın etten, kemikten, kandan öte bir varlık olduğunu anlamayıncaya kadar da ve bir başkalarına kendimizi ispat etmek değil de kendi kendimize ne olmak istediğine ve gerçekten sade, masumane bir hayat tarzının insanı gerçek anlamda mutlu edeceğine kani olduktan sonra da sorun da kendi kendiliğinden çözülmeye başlıyor zaten. İnşallah. İnşallah. Ruhlarımız boşaltıldı aslında. Kesinlikle. Farkında değiliz. Bu da gün geçerek daha artıyor gibi geliyor. İnşallah bu tür etkinlikleriniz, sizlerin çalışmalarınızla birazcık olsun bilinçlenebiliriz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir VTR'miz var. Halka evlilik konusunda düşüncelerini sorduk. Bakalım onlardan aldığımız cevaplar neler? Sizce sağlıklı bir evlilik nasıl oluşur? Sağlıklı bir evlilik, eşlerin birbirine olan saygısıyla. Evet. Karşılıklı anlayış. Bence odur, karşılıklı anlayış. Birbirini kabullenme. Yani aşkla olmalı tabii ki öncelikle. Değil mi? Birbirimize karşı bir aşk olmak zorunda. Saadet. Saadet nedir ya? Öyle bir şey. Saadet. Onun haricinde ne olabilir? Hani saygı duymak ya. En güzeli bu yani. Birbirine olan saygı en önemlisi de bu olabilir. Nasıl? Güvenle oluşur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlıklı bir evlilik. İki taraflının her türlü zor şartları birbirleriyle anlaşması lazım. Zor günlerde kesinlikle bir kavga sorunu olduğu zaman birinin susması lazım. Yani bir devirde de genelde ayrılıklar çoğunluk oluyor. Bunun özelliği de tabii ki gençlerin eskisi gibi olmadığı gibi. Yani gençler ufakken çalışmaya başlardı. Hayat şartlarını, hayat ekmek parasını kazanırlardı. Şu anda kesinlikle baba parası yiyorlar. Özgüvene bağlı. Başka birbirinize sevgi, saygı artı yalan söylememek. Bunlar ön planda olan şeyler. Gerisi teferruat. Söyleyebileceğim bunlar. Sağlıklı evlilik bence karşılıklı anlayış, kavga gürültüsüz bir hayat, yani evlilik olur. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sanat olacaksınız. Evet. Evet. Sizce sağlıklı bir evlilik nasıl oluşur? Sağlıklı evlilik iki tarafın birbirini sevmesi, evet, ve sayması. Evliliğin zor yanı yok o zaman. Önemli olan sevmek birbirini, saygı duymak diyorum. Ama ben olamadım, o başka. Sağlıklı bir evlilik mi? Evlilik mi? Önce birbirini sev, mutlu olmak. Eğer birbirini seviyorsa, mutlu oluyorsa sağlık buradadır. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde oluşur. Güven. Bunları söyleyeceğim, başka bir şey yok. Önce sevgi, saygı ve sonra da akıllı oluşur.
Teşekkür ederim. Biz çünkü 36-35'i bitirdik, 36'ya girdik. Biz böyle becerdik bu işi. Evet, sağlık, sevgi, güven merkezli bir tanım. Özellikle ilerleyen yaşta olan kişilerin tecrübelerine de dayanarak aldığımız cevaplar daha sağlıklı görünüyor. Sağlıklı evliliğin bilimsel bir tanımı var mıdır? Kesinlikle. Yani sağlıklı evliliği bazen şöyle zannediyoruz. Yani mutlu evlilik tabiri caizse daha farklı farklı anlamlarda farklı tanımlamalar getirilebilir. Sorunsuz, hiç çatışmanın olmadığı, hiç tartışmanın olmadığı bir evlilik zannediyoruz. Hı hı. Böyle bir şey yok. Ayrı ayrı kültürlerden, ayrı ayrı yaşanmışlıklardan gelen iki tane ayrı dünyanın bir araya geldiği zaman tartışmaması, çatışmanın çıkmaması imkansız. Eşyanın doğasına ters. Evet. Yani 0 yaş, 20'li yaşlar diyelim, 30'lu yaşlar fark etmez. 20 sene, 30 sene yaşanmış bir yaşanmışlık, ayrı ayrı kültürler, ayrı ayrı doğrular ve yanlışlar bir araya geldiği zaman bunların daha hemen olayın başında birbirini anlaması ve buradan uyumlu bir birlikteliğe devam etmesi imkansız olan bir şey. Burada değerli bir ablamız sağ olsun orada güvene vurgu yaptı. Gerçekten de bu. Mesela güven oluştuğu zaman o sevgiyi, saygıyı da doğuruyor. Evet. Ama güven yoksa hiçbir şey yok. Yani artık günümüz toplumunda hani sevmekten ziyade, saymaktan ziyade güvenli bir kişilik miyiz, güvenilir bir kişilik miyiz, güven merkezli mi yaşıyoruz, bu daha önemli. Bu anlamda Mesnevi'de geçen bir hikaye var. Söz oraya gelmişken, o hikayenin üzerinden de hani ne anlatmak istediğimizi daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım istiyorum. Mesnevi'de üzüm hikayesi diye geçer. Bir gün Sufi Mektebi'nin etrafında çöreklenmiş 4 tane arkadaş yolun ortasına oturmuşlar, gelenden gidenden para isterlermiş. Olmaz olan olur ya, o gün de yoldan gelen gidenler hiç kimse bunlara doğru dürüst bir para vermez. Tamam, bunlar umudu kesmişler artık, gidiyorlar eve doğru yol almaya çalışırlarken oradan geçen zengin bir şahıs der ki al 1 dirhem, bu 1 dirhemle karnınızı doyurun, bu para size yeter. Onlar da alırlar. Az önce paradan önce birbirleriyle ahbap dost olan, şakalaşanlar paradan sonra başladılar tartışmaya. Parayla ne yapacağız? Karnımızı doyuracağız da ne yiyeceğiz bununla? Bu arkadaşlar 4'ü de ayrı millettendirler. Ayrı ayrı kavramlara, ayrı ayrı yaşanmışlıklara, ayrı ayrı kelimelere zihinsel olarak vakıftırlar. Birisi Türk'tür der ki bununla üzüm yiyelim. Birisi Arap'tır der ki bununla inep yiyelim. Diğeri Rum'dur, hayırdır, bununla istefil yiyelim der. Biri de Fars'tır, der ki bununla engür yiyelim. Bunlar başlar aralarında tartışmaya, tartışma dönüşür kavgaya. Başlarlar pataküte birbirlerine girmeye tabiri caizse. Her taraf bir arabaya içerisinde bir sonra birisi bir diğeri oraya savrulur. Bu arada oradan geçen bir bilge şahıs bunların arabaya içerisinde olduğunu görür gider bunları ayırır. Sonra bunları sakinleştirdikten sonra sorar der ki sizi nedir bu anlamda böyle yaralamaya kadar götüren sorunun kaynağı nedir? Niçin birbirinizle tartışıyorsunuz? Onlar da şöyle söylerler. Derler ki vallahi biz tam eve gitmeye yol almışken sorunun kaynağı orada başladı. Bir şahıs bize 1 dirhem para verdi dedi. Bununla karnınızı doyurun dedi. Biz de bununla ne yapacağımıza karar veremedik. Ben dedim ki işte üzüm yiyelim. Bir diğeri dedi ki inep yiyelim. Bir diğeri dedi engür yiyelim, bir diğeri dedi istafil yiyelim dedi. Bilge şahıs bunun 4'ünü de dilini bildiği için bunların aslında aynı şeyi istediğini ama farklı farklı kelimelerle anlattıkları için birbirleriyle anlaşamadıklarını görür. Bunların ellerinden tutar götürür manavın oraya. Manavın orada bir tane üzüm salkımı alır. Der ki bunu mu istiyorsunuz? 4'ü de der ki evet biz bunu yemek istedik diyor. 4'ü de aslında üzüm yemek istiyor. Ama farklı farklı kelimelerle anlattıkları için anlaşamıyorlar. İşte orada o bilge şahıs beni benden alıp götüren bir söz söyler. Belki de bugün hani bunalım çağı olarak da nitelendirdiğimiz bu çağda yani insanın insanla, insanın evrenle, insanın eşyayla, doğayla olan ilişkisinde böyle deniz feneri gibi ışık tutabilecek bir söz. Der ki hakikatin tek bir dili yoktur.
herkes hakikati kendi dilince, kendi anlam diliyle, kendi kültür diliyle anlatabilir. Hı hı. Arif olan odur ki Süleyman gibi karıncanın da, aslanın da, kurdun da her bir varlığın dilini anlayabilsin. Her bir o dilden bir sentez yapabilsin ve iletişimini, hem kendisiyle olan iletişimini, barış, huzur içerisinde bir içsel dünya, zengin bir dünya, hem de diğer insanlarla her bir dokunduğunda onun haleti ruhiyesine cennetimsi bir anlam oluşturabilsin. Bazen hani ailemizde mutlu evliliklerimizin olmasında da esas bence nirengi noktası burası. Evet. Erkeği, kadını farklı biyolojik şeylere sahip olabiliriz, elementlere sahip olabiliriz. Ama şunu aslında herkes güven istiyor, sevgi istiyor. Erkeği de kadını da huzur istiyor, soyunun sürmesini istiyor. Kendisinin var olduğunun bilincinde olunmasını istiyor. Kendisine değer verilmesini istiyor. Kendisinin varoluşun içerisinde özel bir anlamı olduğuna inanılmasına, güvenilmesine ve belli alanlarda tanımlanmış roller çerçevesinde özgür bırakılmasını da istiyor. Durmadan zapt durapt altına alınıp böyle efendi köle ilişkisi değil de gerçekten kendi kararlarını verebileceği, iyi ki varım, iyi ki yaşıyorum dedirttirebilecek bir yaşam tarzıyla, bir bilinçle yaşamak istiyor. Mutlu evliliğin sırrı bence burada. Evet. Yani birbirine saygı duymakta ve güvenmekte. Birbirine, kimse kimseyi birbirine benzetmemekte. Çünkü bir kimse kimse kimseyi benzetemez. 6 milyar insan bir araya gelse bir insanı değiştiremez. Değil mi? Tarih içerisinde peygamberler aleyhissalatü vesselam, filozoflar, bilge şahıslar en yakındakini bazen değiştirememişler. Bazılar alay etmiş, demişler ki ya hani sen nasıl da herkesi, bu kadar insanı aydınlatıyorsun da kendi yanı başındakine mi gücün yetmiyor? O da diyor evet, gücüm yetmiyor. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkıyor. Kızıldeniz'i yarılmasına şahit olan, o mucizeye şahit olan insanlar Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya 40 günlüğüne gidip geldiği zaman onların içinde Hazreti Harun olmasına rağmen bir geliyor bakıyor ki insanlar buzağıya tapıyor. Hazreti Musa'nın orada muhteşem bir sözü var. Diyor ki ya Rabbi, gücüm kendimden başka kimseye yetmiyor. Biz bazen kendimize bile gücümüz yetmiyor. Evet. Kendimizde değiştirmek isteyip de değiştiremediğimiz bir sürü şey var. Aslında değiştirsek de sorun çıkacak. Yani kişi aynılaştığı zaman en büyük sorun orada başlıyor. Çünkü sıkıcı bir fıtratımız buna Allah müsait değil. İlla bir didişme, illa bir itiraz, illa bir muhalefet olmak durumunda ki biz biraz daha heyecanlı, kesinlikle, biraz daha yaşama tutunalım. Kısa bir araya gideceğiz. Tamam. Uzman sizsiniz ama burada aklıma siz konuşurken şey geldi. Karşımızdaki insanı kendimiz yapma çabası. Evliliklerimizin aslında en merkezi sorunu bu. Oysa ben onu severken ya da ben onu talep ederken o olduğu için istedim. Ben olduğum için değil, o olduğu için. Onu o haliyle sevdiğim için. Onu değiştirdiğim zaman zaten benden bir kişi oluşacak. Dolayısıyla zaten sıkıntı başlayacak. Evlilik. Ortaga Gazetesi'nin, özür diliyorum, Ortaga Gazetesi'nin muhteşem bir sözü var. Bir kitabı da var onun, İnsan diye. Evlilikleri aşk anlatırken der ki, İnsan kendi yalnızlığından başkasının yalnızlığına girmesidir aşk ve evlilikler. Hmm. Aslında dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi insan kendi yalnızlığından, kendinden, bıkkınlığın, arayışın, bir şey arıyor ama ne aradığını kendisi de bilmiyor. O arayışın sonucunda bir başkasıyla ünsiyet, dostluk, arkadaşlık, ruh eşliği, hayatı paylaşmak istiyor. Şimdi ona kendine benzettiği zaman zaten sen kendinden kaçarken bir başkasında aşkın olmak, aşkı bulmak isterken böyle onu da kendine benzettiğin zaman kendinden razı değil ki, değilsin ki onu kendine benzettiğin zaman daha mı mutlu olacaksın? O zaman da olmuyor. Çünkü nesneleştiriyor karşı tarafı. Evet. Nesneleştirdiği zaman da, elle tutulur, gözle görülür bir hale geldiği zaman, gizemini yitirdiği zaman ilişki monotonlaşmaya başlıyor. Amacından sapıyor. Bu sefer iki tane aynı birbirine benzer insanlar, bu da can sıkılmaya başlıyor. Evet. Bu sefer yeni bir arayış başlıyor. Bu sefer başka dışarıda arıyor. Orada arıyor. Aa, bu da değilmiş. Aa, bu da değil. Aa, bu da değil. O değil, bu değil. Ne? Arıyor ama ne aradığını kendisi de bilmiyor. Aslında kendini arıyor. Evet. Kendini bulursa başkasına da saygı duyacak.
kendini bulduğundan itibaren başlayacak aslında bir başkasının varoluş amacının ne olabileceğini ve ona saygı duyarak onun kendi kişisel hikayesinin yaşanmasına belki de orada saygı duyacak ve onun da önünü açacak. Diyecek ki benim kişisel hikayemle senin kişisel hikayen farklı farklı olabilir. Hı hı. Ben sana saygı duyacağım, sen de bana saygı duyacaksın. Bu şekilde özgür, mutlu, kaliteli bir yaşam yaşayıp gideceğiz. Bu genel anlamda zaten sıkıntıları ortadan kaldırır. Yani insan ilişkilerinde, her türlü iletişimde böyle bir yol çizebilsek zaten sorunumuz kalmayacak. Kısa bir araya gideceğiz Murat Bey. Sonrasında bireylerin evliliğinden ya da bireylerin seçiminden bahsettik. Biraz aile içine girelim, aile oluşturalım inşallah. Öyle devam edelim. Sevgili izleyenler, kısa bir aramız var. Sonrasında yine biz buradayız. Sizleri de bekleriz. Efendim tekrar merhabalar. Güne başlarken programımız devam ediyor. Konuğumuz aile içi iletişim ve kişisel gelişim uzmanı Murat Ercan. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Murat Bey, eğitimlerinizde karşılaştığınız sorunlar, aile içerisindeki en büyük sorunlar nelerdir? Biraz buna girelim. Sorunların tabii hani bireyden topluma bir sürü etkeni var. Yalnız hani aile olduktan sonra belki de hani çözülebilecek, bu sorunların üstesinden gelinebilecek bir bilinç aşamasının en önemli tezahürü insanın birbirleriyle kendilerini olduğu gibi ifade edebilmesi. Maalesef en büyük sorun, belki de iletişim anlamında söylüyorum, bu var. Birbirine kendilerini olduğu gibi ifade edemiyorlar. Beklentilerini bilmiyorlar birbirlerinden. Söylenmemiş o kadar sözleri var ki. Mesela genelde boşanan çiftlere soruyorlar, niçin boşandınız diye. Söylenen işte ilgisizlik, sorumsuzluk, şiddet, alkol, evin hani maddi araç gereçlerin temin edilmesindeki ilgisizlik, sorumsuzlukla beraber bir de şu var. Kimse kimseyi olduğu gibi tam kendini anlatma noktasında yetersizliğin sonucu olsa gerek beklentisini söyleyemiyor. Evet. Ben bunları söylersem eğer acaba bunun karşılığında ne olur tam netleştiremediğinden dolayı birbirlerine beklentilerini söylemiyorlar. Habire içine bastırıyor bütün sorunları. Sorulmamış sorular sorunlara dönüşüyor. Burada da en çok dikkat ettiğim şey şu. Kadınımız, erkeğimiz birbirlerine olan beklentilerini söylemiyorlar. Hani bugün hangi evlilik terapisine gidersek gidelim. İlk başta ilk insanlara bir test verirler. O testlerden en önemlileri şudur. Birbirinizden beklentilerinizi yazın. Bu evlilik öncesinde de aynı. Yani karşı tarafta ne istediğini bilmiyorsan, neleri taahhüt ettiğini, neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını tam olarak netleştirmeyince bu ileriki süreçte sadece olayı körler sağırlar, birbirini ağırlar gibi oluyor. Aynı evdeyiz, bedenlerimiz yan yana ama ruhlarımız farklı farklı dünyalar yaşıyor. En çok karşılaştığım şey o. Söylemiyor, eşine söylemiyor. Ne istediğini, ondan beklentisini söylemiyor ama söyleniyor. Söylemiyor ama söyleniyor. Hı hı. Nerede söyleniyor? Kendine göre bir arkadaş buluyor. Kendisini durmadan onaylanacağı, kendisini durmadan haklı görüleceği bir kendi gibi bir arkadaş buluyor. Arkadaş da aslında onun dünyasını bilmediği için onun anlattıklarıyla onu değerlendiriyor. Çünkü kişi kendi zihninde mahkemeyi kurmuş oluyor. Jüri kendisi, hakim kendisi, savcı kendisi, avukat kendisi birisinin zihninde yargılıyor. O yargıladığı kişinin kendini savunabilme şeyi yok. Dolayısıyla hani buna psikolojide, sosyal psikolojide özellikle kendini olumlama yanlılığı denir. Her şeyde kendini olumluyor. Mesela hem kendine de zulmetmeye başlıyor. Mesela evet. Hani ne yapıyor? Her yaptığında kendini haklı görünce herkesi kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyen, kendisinin mazlum, yaralı olduğuna, acınması gereken, haksız duruma düşürülmüş birisi olduğuna inanmayınca başkalarına düşman oluyor. Bu ilk başta kiminle eğer iletişim problemi yaşamışsa aile içerisinde buradan devam ediyor. Hayatın bütün alanlarına serpiştiriliyor. Burada da eşler arasındaki en yaralayıcı bölüm orası. Kendini olduğu gibi ifade edemeyince, karşı taraftan ne beklendiğini bilmeyince, karşı taraf da kendisinden ne beklendiğini bilmeyince tartışmalar ayyuka çıkıyor bu sefer.
Bu ilk başlarda söz konusu olabilir. Yeni tanışan, yeni evlenen insanlar için, çiftler için bu sorun olabilir. Ama ilerleyen dönemlerde de, evliliğin ilerleyen sürecinde de bu sıkıntıları var. Görebiliyoruz toplum içerisinde. Peki burada eşi tanıyamamaktan kaynaklanan bir çekingenlik mi var? Yani neden ifade etmiyor, neden şikayetin ya da beklentisini net bir şekilde ortaya koymuyor kişi sizce? Burada ilk sorunun başlangıcında evliliğe hazırlık döneminde zaten söylenmemiş bir sürü şey var. Yeni yeni tanışmayla beraber bu güven ortamı güvensizliğe doğru gidiyor. Çünkü yeni yeni bilgilenmeler, bunu söylememiştin, şunu dememiştin, bunu söylememiştin, bu da varmış meğersem. İnsanlar geçmişlerini olduğu gibi ortaya koymadıkları için süreç içerisinde bu sorun güvensizlik sendromuna dönüyor. O döndükten sonra artık söyleme gereği de duymuyor kendi içerisinde. Yani bunu söylersem ne sonuç olacak ki? Yani ben söylesem ne olur ki? Peki burada izleyenlerimizin birçoğu eminim işte bu konuda bir danışmana, işte aile içi iletişim uzmanına gitme konusunda nasıl söyleyelim, çekinebilir, ihmal de ediyoruz. Kendi içinde izleyen bir konuğumuz, bu durumda olan bir izleyicimize verebileceğimiz mesaj nedir? Kendi içinde bunun çözümünü nasıl bulabilir, ne yapabilir? Bugün mesela bunun farkında oldu, akşam ne yapabilir sizce? Akşam ne yapabilir? Eğer kadınsa eşi gelir gelmez bütün yaşanmışlıkları bir tarafa bırakıp beyaz bir sayfa açma anlamında daha kapıyı açar açmaz gözlerinin içine bakarak hoş geldin. Kolay mıdır bu? Kolay mıdır? Yaşanmışlıkları yok saymak anlamda söylemiyorum ama affetmeyi de becerebilmemiz lazım. Yani hem kendimizi, ilk başta kendimizi, sonrasında da muhatap olduğumuz, hayatı beraber paylaştığımız kişiyi. Eğer gerçekten hani onarılamaz sorunlarımız varsa onun için bir şey diyemeyeceğim. Kangren haline dönüşmüş, artık hani olmazsa olmaz bir hale dönüşmüş, yani ayrılmayla sonuçlanabilecek bir şey. Bunda da son kerteye kadar gerçekten mücadele etmek lazım. Çünkü bazen şöyle oluyor. Hani sorun dediğin şey nedir diyorsun mesela, hani hayat memat. Bir sorun söyle bana, 10 tane sorun söyle, 3 tanesini geçmiyor. Bu 3 tanesini gel üzerinde tartışalım. Diyelim ki, yani bu sizin hayatınızı ne kadar etkiliyor? Bazen nedensiz kavgalar da oluyor. İşte insan strestir, kaygıdır, çocuğuyla olan iletişimidir, çocuğun hayatın getirmiş olduğu yüktür. Yorgun bilinç, yani gül de versen onu diken gibi algılayıp size bunu ters bir algıyla tartışma ortamına dönüştürülebiliyor bazı ortamlar. Hani kastettiğin, yapmak istediğinle söylediğin şeyler bazen tartışma konusu olabiliyor. Eşler de bu anlamda, o eşini ilk karşıladığında, evde oturan bizi izleyen değerli seyircilerim için söylüyorum. Belki eşimiz ilk birinci ne oldu, hayırdır bu, niye böyle bana davranıyor diyebilir. Evet. Ama ona şunu diyebiliriz. Ya biz gel yeniden evlenelim. Biz gel beraber oturalım, konuşalım. Belki bu zamana kadarki olan çoluğumuz çocuğumuz da var bu anlamda. Bu zamana kadar geldik. Bir sürü yaşanmışlıklarımız var. Bir sürü kırgınlıklarımız var. Ama biz eğer gerçek anlamda yeniden kendimizi var edersek, anneden babadan, o toplumdan aldıklarımızı bir tarafa bırakarak, oradan iyileri alıp bize acı veren, kötü, bizi huzursuz eden, aile ortamının bozulmasına neden olan düşünce ve davranışları bir tarafa bırakarak gerçekten biz olmayı, gerçekten bir aile olabilmenin yollarını kendi aramızda arayarak yeniden bir birliktelik yapalım. Yeniden ruhlarımızı evlendirelim. Bunun eğer oturup da konuşulabilirse, belki hani erkeğimiz veyahut da erkeğimiz de kadınla aynı şekilde. Bizi dinleyen değerli erkek seyircilerimiz için söylüyorum. Onlar da bugün mesela eve giderken onu sevdiği bir herhangi bir şey alarak veyahut da akşamleyin gittiği zaman güzel bir sözle, bir gel bir baş başa kalalım. Bu zamana kadar bir sürü şey yaşadık. Sen gerçekten beni tanıyor musun? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Tanışalım. İnan, birbirlerimizi tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Eşler birbirini tanımıyor. Çünkü kişi kendini tanımıyor. Evet. Kendi özelliklerini bilmiyor. Bazı davranışların aslında anneden babadan kaynaklandığının farkında olmaksızın, o da anneden babadan kopyalamış aynısını eşine yapıyor. İyi de sen anneden babadan aldığını olduğu gibi kabul edip de kopyalayıp yaşamsallaştırıyorsan, o zaman sen kimsin? Yani sen aileden, toplumdan, çevreden aldığın bütün her bir şeyin çıkardığın zaman
Eğer ortada bir sen varsa. Bir sen varsan işte o kim? Mesela o. Evet. O iyiyse, o kaliteliyse, o gerçekten kararlarını verirken bir bilgi, bilinç tutarlılığı içerisinde ve fayda amaçlı, hayatımı daha kolaylaştırıcı, daha faydalı kılıcı eğer bir düşünsellikle ve davranışla hayatını şekillendiriyorsa işte o hayat cennet bir hayata dönüşüyor. Değilse tam cehennemsi hayatlar yaşanıyor. Hani Kur'an'da diyor ya, eşinizi ve kendinizi, çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun. Şimdi ateş, ahiretteki ateşten bahsetmiyor aslında orada. Hı hı. Evler ateşe dönüşmüş bugün. Evlerde huzursuzluk var. Kimse evine girmek istemiyor. Erkekler gece 11-12'ye kadar kendisinden, çoluğundan, çocuğundan, eşinden esirgediği bir saati saatlerce kahvede oyun oynayarak geçirebiliyor. Kadınlarımız saatlerce izdivaç programlarını, dizileri izliyor ki kendisini ilgilendirmeyen bir sürü şey var. Kumandayı kapattığı zaman ya burada anlatılanlardan, bu diziden, bu izdivaçtan ben ne anladım? Benim hayatıma kattığı nedir? Sorgulamaksızın ömür sermayesini tüketiyor, zamanını tüketiyor, zamanını yönetemiyor. Ama orada kendisini geliştirebilecek, kendisini yetiştirebilecek, çocuğuyla, eşiyle arasını düzeltebilecek bir tane kitap alıp okumuyor. Hı hı. Yani sorunların altında yatan neden biraz da bizim kişisel hayata tercihlerimiz, davranışımız. Burada da bizi izleyen değerli seyircilerimizden ben kendilerine bir değer katmalarını, hayatını anlamlı hale dönüştürebilmeleri için kendilerine bir hayat amacı seçmelerini tavsiyesinde bulunuyorum. Hani ölüler gibi değil. Hı hı. Hani Peygamber Aleyhisselam diyor ya, bir günü bir güne eşit olan ziyandadır diye. Buradan her gün yeni bir şey yapmaktan ziyade öyle bir bakış açısı kurmak lazım ki hedefli bir hayat. Yani geçen yılla aynı insansak eğer, aslında bizim için o geçen yıl yaşanmamış sayılması gerekiyor. Çünkü taş değişmez. Ki taş da değişiyor da bilimsel olarak milyonlarca yıl sonra bir sürü hani katmanlardan yola çıkarak söylüyorum arkeolojik çalışmalarla. Taşların bile bir dili var. Taş bile değişiyor. İnsan değişmezse olmaz. Evet. İnsan hangi yönde değişmesi lazım? Daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu, daha kaliteli, daha yaşamı kolaylaştırıcı bir yaşam yaşaması için hem kendisine hem çevresine katkı sunması lazım. Bunun da başlangıcı aileden başlıyor. Çünkü nihayetinde biz de birilerinin, o ailenin, iki tane eşin kendi arasında karar vermiş ürünleriyiz. Onların arasındaki sorun bizim sorunumuz oldu fark etmeksizin. Onlar iyiydiyse biz de daha sağlıklı bireyler olarak büyüdük. Hani bu anlamda çocukken güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma denilen bir şey var. Çocuk gelişimi konusunda. Post Freud'den dediğimiz, Freud sonrası, Freud'un tamamen hayatı cinsel dürtülere, libidoya indirgemesine bir antitez sunarak, hayır sadece hayat bundan ibaret değildir, İnsan daha da farklı alanlarda kendini ifade edebilir diyenlerden Bowlby denen bir araştırmacı, çocuk daha anneden doğar doğmaz güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma diye tanımladığı bir kavramsallaştırma var. İleriki yetişkinlik döneminde yaşayabileceği çoğu sorunun çocukluk çağında başladığını söyler. Mesela bunun içinde bir deney yaparlar. Deneyde bir ortam, şu için içinde bulunduğumuz oda gibi bir odada yabancı bir şahıs, anne ve çocuk. Önünde de oyuncaklar var. Anne fark ettirmeksizin 8 dakikalığına aradan sıyrılır gider. Yabancı, oyuncaklar ve çocuk tek başına kalır. Çocuk başlar ağlamaya. Ağlar. Anne gelir, çocuk sakinleşir. Yine başlar oynamaya. Bu çocuklar genelde annesiyle arasındaki iletişim sağlamlaşmış, mutmain bir şeye dönüşmüş, güvenli bir ortamda. Benim annem evet geldi ve ben bu bağlanma sonucunda beni koruyan, beni bilen, benim ağlamamı susturabilecek birisi var hayatımda deyip böyle hayata güvenerek, insanlara güvenerek büyüyor. Diğer denekte de çocuk annesi ayrıldıktan sonra ağlıyor ama annesi geldikten sonra da ağlıyor. Kimse o çocuğu durduramıyor. Buna da güvensiz bağlanma diyorlar. O çocuk hayatı boyu durmadan
İşte annesi var olmasına rağmen aslında annesi onunla sağlıklı bir iletişim kuramadığından olsa gerek, annenin varlığıyla yokluğu çocuğun ağlamasını susturmuyor. Ha anne var ha yok. Fark etmiyor. Çocuk yine içinde ağlayarak kendini ifade ediyor. Çünkü güvensiz. Hı hı. Arayışa başlıyor. Bu da yetişkinliğinde durmadan bir şeyler arıyor. Kimseyle uzun vadeli ilişkiler kuramıyor. Belki de boşanmaların nedenleri işte az önce bahsettim mi? Yani çocukken atılan bir fidan hafiften bir bıçak darbesiyle fidana ektiğimiz zaman hafiften gövdesine doğru tırnak ucu kadar bile olsa bir bıçağın ucuyla değilen yarılan o yarık ağaç büyüdükçe devasa boyutlara ulaşabiliyor. Onun için yetişkinlikteyken çoğu sorunlarımızın altında çocukluk çağında yaşadığımız şeyler var. Bu da bilinçli anne ve babanın önemini bu anlamda daha da bizim üzerinde durmamızı gerektiriyor. Hani klasik slogan haline gelmiş bir söz de var. Ana babalar eğitimli olursa çocuklar eğitimli doğar diye. Hı hı. İşte ana baba eğitimli olursa çocukla olan iletişimin nasıl olması lazım? Onun duygu açlığını nasıl doyurman lazım? Bugün obezitenin altında bile artık insanlar şuna kanaat getirdiler. İnsanlarda duygu açlığı var. İnsanlar sevgiye aç. Bunu tüketerek bastırmaya çalışıyor. Bunu işte olabildiğince yani besinde diyemeyeceğimiz sadece midemizi doyurma, şişirme anlamında dışarıdan aldığımız gıdalarla kendimizi tatmin ederek bir şekilde kendimizi var olduğunun anlaşılmasına yol açan davranışlar sergiliyoruz. İlgi duyulmak istiyoruz. Kendimize kaçışlar buluyoruz ama doyurmuyor. Evet. Çünkü bedenler aç değil, duygularımız aç. Bu da çocukluktan başlıyor. O 0-2 yaş arası insanın gelişiminde çok çok önemli. Bizde de işte AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı bir hani slogan haline de bunu dönüştürdü. 0-7 geç artık diye. Bizim genelde geleneksel tarım toplumundan tevarüs eden anlayışımızda ise çocuğa 14-15 yaşında terbiye vermeye başlarız. Halbuki atalarımız demiş, değil mi? Yani ağaç yaşken eğilir. Evet. Belki de bunu şu anda bilimin anlattığını onlar kendi kültür diliyle bu şekilde anlatmışlar. Doğru da anlatmışlar. Bizim kendi kültür dilimizde de hani sevgiye doyurulmanın, çocukla olan ilginin olabildiğince hangi sınırlar içerisinden verilmesine dair çok muhteşem sözlerimiz de var. Anne baba gerçek anlamda bilinçli olursa hem kendi aralarındaki ilişki hem çocuklarıyla olan ilişki daha da tutarlı, sağlıklı bir atmosfere bürünebiliyor. O kadar çok aslında siz konuşurken konular o kadar çok açılıyor, sorular o kadar çok kafamda renk alıyor ki hangisini sorsam, hangisini konuşsak diye açıkçası ben de şaşırdım. Ama programımızın da bir hayli sonuna doğru yaklaştık. Çocuklar üzerinde çok durmak istiyorum ama çok önemli bir nokta daha var. Orada da kısaca bir cevap isteyeceğim sizden. Doyumsuzluk, ruhlarımızın açlığının doyumsuzluğu aslında bugünlerde maddi ihtiyaç oyuncaklara dönüştü. Sürekli bir maddi anlamda işte tüketim halindeyiz. Evliliklerin başlangıcından buna değinmiştik ilk aşamada ama ilerleyen süreçte de 10 yıllık, 15 yıllık evliliklerde de bugünkü hayat şartları hakikaten insanları bir yarış atı gibi zorladığı için ve sürekli bir şeyleri yenilemek durumunda hissettikleri için sıkıntılar devasa hale geldi. Bu da aile içerisinde çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Yani belki huzurlu olan bir 10 yıllık evliliği bir anda cehenneme dönüştürebiliyor. Burada sevgi faktörü ne kadar geçerlidir ya da sevgimizi ya da hissimizi nasıl yoklayabiliriz, nasıl ortaya koyabiliriz ki bu sıkıntıları birazcık kenarda tutabilelim? Aile arasında hani maddi problemlerin de oluşmamasının en temel noktası evlenirken aslında insanların birbirleriyle şu 3-4 tane sayayım. Birincisi hani birbirimizden beklentimiz nedir? Yani biz birbirimizi gerçek anlamda tamamlayan uyumlu bir çift miyiz? Özelliklerimiz nedir? Bir test aşamasından bir uzmana da danışılabilir. Kendi aralarında konuşarak da özelliklerimiz birbirine zıddı mı? Yoksa birbirini uyumlu halde devam edebilir mi? Bu biri. İkincisi ailelerle evleniyoruz. Aileler de bir anlamda birbirleriyle evlenmiş gibi oluyor. Kültürlerimiz ne kadar birbirini tamamlıyor veyahut da ne kadar birbirinden ayrı. Ailelerimizin birbirleriyle uyumu diye. Üçüncüsü bence en önemlisinden birisi bu. Hani tarım toplumunda belki bir insanın, affedersiniz bir inek, bir koyun
bir tavukla beraber bir tane de küçük bir barınakla kendi hayatını idame ettirebilirdi. Ama sanayi toplumunda günümüz hatta artık sanayi toplumunu da geçip yani küresel bir ağ haline dönüşmüş ağ toplumu diye nitelendirebileceğimiz bir dünyada artık yani kadını erkeğiyle çalışmak zorunda olan, ekonomik özgürlüğünü ele geçirmek zorunda olan kişiler olarak bir araya geldiğimiz zaman paranın nasıl yönetilmesi, parayla beraber hayat standartımızın ne olması gerektiği, harcamaların nasıl olması gerektiği, birisinin aşırı savurgan, bir diğerinin de aşırı cimri olduğu bir evlilikte hangi türlü problemlerin çıkabileceğini, ikisinin de savurgan olduğu, ikisinin de tüketim toplumunun marka üzerinden insanların tüketilmesine, bir aylık emeğinin 2-3 tane ürüne verilerek heba edilmesine yol açan bir anlayışla beraber olmamayacağını, hangi anlayışla hayata bakıyorsun, paraya bakışın nedir? Yani parayla olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair de bir soru cevap bahsi içerisinde kişiler birbirleriyle oturup konuşması lazım ki eğer böyle olmazsa şöyle oluyor. İki kişi de çalışıyor ama iki kişi de yani gereksiz harcamalardan dolayı bir türlü geçinemiyor. Bu sefer kredi kartlarına hücum ediliyor. Kredi kartlarıyla nasıl olsa öderiz diyorlar. Ama gelir gider dengesinde gelir standart gider olabildiğince ucu açık olunca bu sefer sorunlar başlıyor. Bunu nasıl ödeyeceğiz diye. Çünkü insanlar yani tüketim toplumunun bir gönüllü kölesi haline dönüştürüldü maalesef. Hı hı. Yani para bu anlamda sadece az önce de söyledik. Yani para sadece insanların ansiklopedik tanımıyla söylüyorum. İnsanlar arası mübadele aracı olmaktan, alım satım aracı olmaktan çıktı. Düşünceleri, davranışları, nasıl yaşamamız, nasıl inanmamız, nasıl gezmemiz her bir şeyi belirliyor. Dolayısıyla paraya bakış açımız da önemli ki eşler ileriki aşamalarda bu tür sorunları yaşamasınlar. Eğer değilse, hani başlangıcından aldık, başlangıcında bu konuşulması gerekiyor. Konuşulmadı, bitti mi hayat? Bitmedi. Devam ettik, şimdi bu farkındalığı yaşıyoruz. Yani eşler kendi aralarında bizim maaşımız 3000 liraysa, biz 5000 liralık eğer alışveriş yaparsak o zaman biz geçinemeyeceğiz. Tartışmalar ayyuka çıkmaya başlayacak. Bu sefer her bir sözümüz birbirimize kurşun misali saplanmış kanayan yara haline dönüşecek. Burada da yeniden oturup tekrar konuşabiliriz eşlerimizle. Gel bir yerde bu gidişata bir dur diyelim. Başkaları için değil kendimiz için yaşayalım. Başkalarına kendimizi ispat etmek zorunda değiliz. Başkaları bizim kılık kıyafetimize, makamımıza, mevkimize, paramıza eğer hürmeten bizimle ilişki kuruyorsa kurmasın. Evet. Zaten çünkü yok anlamındadırlar gerçek anlamda. Genelde kadınlarımız arasında ben hani dikkatimi çekiyor. İşte bir elbise alış yarışı. Bir yarış. Onu da aldım, bunu da aldım, şunu da aldım. İşte arabanın markasını, arabanın durmadan değiştirme, dönüştürme çabası. Ama bir taraftan da gelirlerimiz de az. Bu sefer başlıyor tabii. Tartışmalar sonu olmayacak şekilde başka sorunların da doğmasına neden oluyor. Bunları tekrar tekrar oturup konuşup yani şu para merkezli hayatın aslında bizim hem İslami hem de insani anlamda çok da önemli olmadığını, esas olan insanın bu parayı elde ettiğimiz zaman bir amaç hasıl oluyor. Orada diyoruz ki mesela soruyoruz niçin bu parayı elde etmek istiyorsun? Şunları almak için, şuralarda gezmek için. Farz et ki şu anda onların hepsini yaptın. Farz et ki şu anda bu aldığın parayla amaçladığın, arzuladığın hayallerin hayatını yaşadın. İkinci gün yine bıkacaksın. Gerçekten de öyle oluyor. Gidiyorsun bir AVM'ye, her şey bizi tükettirmeye hazır hale dönüştürülmüş. Giriyorsun bir alışveriş yerine, güzel bir elbiseyi beğeneyim diyorsun. Sen oraya girerken ne istediğini bilmediğin için daha kapıdan girerken tezgahtar kardeşimiz orada soruyor diyor, neye bakmıştınız diyor. Bakıyorum böyle. Sonradan biz oraya tabii bizim ne istediğimizi bilmediğini bildiği için güzel bir elbise buluyor. Diyor ki üstüne çok güzel oturdu diyor bu. Muhteşem öyle böyle. Biz oradan kredi kartını çekiyoruz dışarı çıkıyoruz. Eve ne gidiyoruz. Daha giyinir giymez büyü bozuldu. Ama biz o parayı ödemek zorundayız. Evet. O para da aslında bir emeğin sonucu oluşmuş bir şey. Para durduğu yerde gelmiyor.
Biz aslında biz o parayı kazanırken biz zamanımızı harcadık. O zaman zamanı verdik aslında biz oradaki bir kıyafete. Kaç kere giyindin? 2 kere, 3 kere. Aslında o bir arayış var. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Gittik orada. Başkasının istediğini kendi istediğimiz gibi aldık geldik. Zaman harcama olmasa bile Murat Bey, evet. Bir anım aklıma geldi. Bebek'te İstanbul'da sahilde yürüyoruz. Sol tarafımızda köşkler, hepsi birbirinden güzel, ihtişamlı. İşte sağ tarafımız İstanbul'un o büyüleyici manzarası. Yeğenim, genç bir yeğenim var yanımda. Dedim ki şurada dedim şu köşklerin sahibinin dedim acaba başka bir isteği var mıdır? Ya da işte nasıl hissediyordur? Kafasında bir hayal var mıdır diye sordum. Yeğenimin cevabı çok güzeldi. Dedi ki teyze, oradakilerin de eminim şurada bir ada oluştursam ve ortasına bir köşk oturtursam diye bir şeyi vardır. Yani hayalin sonu gelmez. Hakikaten böyleyiz. Yani her zaman sahip olduğumuz şeyin fazlasını istiyoruz. Bu anlamda sık sık silkelenmek gerekiyor. Kesinlikle. Kendimizi, çevremizi bir kontrol edip ne yaptığımızı, nereye yetişmeye çalıştığımızı sanırım bir yoklamamız gerekiyor. Programın sonuna çok yaklaştık. Ben en önemli aslında baştan beri sürekli buraya getirmeye çalıştığım bir konu. Biraz kısmen bahsettik, çocuklar. İletişimsizliğimiz, evlilik içerisindeki sıkıntılarımız, sorunlarımız çocuklarımızda bir insanı yetiştirirken aslında yeni bir facianın da, bizim aramızdaki facia yeni bir facianın da temelini atıyor diyelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani çocuğun yetiştirirken çocuğun bir birey olduğunu, aslında biz çocuğumuzun sahibi değil, onun bir kainattaki bütün insanlar gibi, diğer canlılar gibi biricik ve özel olduğunu bilerek yetiştirmek lazım. Bazen Erik Fromm'un Sevme Sanatı diye bir kitabı var. Orada diyor ki anne babanın çocuğa yaptığı belki de en büyük kötülük onu kendi inandığı, kendi deneyimleri doğrultusunda yetiştirmesidir. Çocuğu bir anlamda kendi kopyamız yapmaya çalışıyoruz. Çatışmalarımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi bize benzediği zaman aslında bize ait olduğunu zannediyoruz. Halbuki çocuklarımız hiçbir zaman bize ait olmazlar. Çocuk 14-15 yaştan sonra özellikle çevrenin ürünü olur. Evet. Biz o 0-7 yaş, 0-2 yaş, o 14-15 yaşına kadarki süreçte eğer çocuğa gerçekten sevgiden, ilgiden başka, en önemlisi birinci anlamda onu verirsek çocuk zaten kendiliğinden kendi hayatını kurabilmenin yollarını bulacaktır. Burada hani kuşların çocuklarını eğitmesinden örnek vereyim. Özellikle kartalların. Kartallar çocuklarını yetiştirirken şöyle yaparlar. Alırlar ağzına, götürürler en yükseklere. Oradan bırakırlar. O canhıraş bir şekilde kanatlarını çırpar yere çakılmamak için. O hiç sesini çıkarmaz. Onunla beraber uçar. Beraber uçar. Tam yere çakılacağı zaman tekrar ağzını alır, tekrar götürür, tekrar bırakır. Bir şekilde ona hayatın nasıl olması gerektiğini anlatır. Biz de çocuklarımız olan iletişimimizde belki de hayata dair daha güçlü olmasının yollarını, ayaklar üzerinde durabilmesinin yollarını gösterecek bilgilerle donanmasına neden olabiliriz. Çağın gerektirdiğin her neyse, bu çağın ürünü olarak biz nasıl kendi bilinç aşamasının, kendi kuşağımızın bir ürünüysek, onlar da bu kuşağın, bu çağın ürünü. Bu çağda ayakta durabilecek, insanın insanla, insanın eşyayla, insanın evrenle ve yaratıcısıyla olan ilişkisinde o bütünlük içerisinde nerede durması gerektiğini, hangi ilkeler üzerinden hayatı kurması gerektiğine dair ahlak, adalet, kardeşlik, dayanışma, hayatın bir yarışma, bir rekabet olmadığını, dayanışma, sevgi merkezli bir arada, birlikte bir herkesin birbirine bağlı olduğu, bir kişinin mutluluğu değil, herkesin mutluluğunun amaçlanması gereken bir yaşam tarzının insanların amaçlanması gereken bir hedef olduğunu doğrultusunda bir bilinç aşamasıyla donatılırsa o zaman kendi üzerindeki gereksiz, şu anki tarihin gereksiz onun üzerine yüklediği, hani yarış atına dönüştürülmüş çocukların olduğu bir atmosferde kendisini yine yaşayacak, çocukluğunu yaşayarak, çocukluğuyla beraber okulunu da, okuluyla beraber kariyerini de, kariyeriyle beraber evliliğini de doya doya anı yaşayarak ve hissederek yaşayacaktır. Geldiğimiz nokta itibariyle nasıl? Anne babalar kendi çocukluklarında, gençliklerinde yaşayamadıkları şeyleri çocuklara yaptırmaya çalışıyorlar. Kendisinin başaramadığını çocuklarına yaptırmaya çalışıyor. Bu sefer çocuğu, daha çocuk doğduğuna pişman oluyor aslında. Daha ilkokul, anaokulundan başlıyoruz. Çocuğa bütün bilgiyi şöyle davran, böyle davran. Çocuk hiçbir zaman kendisi olamıyor. Hani 40 ayağı sormuşlar ya, 40 ayağını nasıl bir anda atıyorsun? Düşünmüş, hiçbirini atamamış.
Şimdi çocuğu düşün. Biz hepimiz hepimiz nihayetinde bir çocukluktan geldik. Yani yetişkinler olarak söylüyorum. Herkes bir şey söylüyor. Birinin doğrusu diğerinin yanlışı. Hı hı. Annenin doğrusu babanın yanlışı. Babanın yanlış dediği annenin doğrusu. Amcanın dediği başka, dayının dediği başka, televizyonun dediği başka, öğretmenin dediği başka. Herkesin dediği bir başka. Evet. Ben hangisi olacağım? Şimdi böyle şartlandırılan bir çocuk başlıyor. Şu anda hiperaktivite, dikkat eksikliği çocuklarımızda en çok mesela böyle hani çocuk uzmanlarına başvuranların en çok çocuklarına şikayeti olanlar. Hani çocuğumuz nasıl daha böyle bu sinirli halinden, hiperaktifle durumundan çıkıp da daha sakin, daha uyumlu, daha böyle canlı, neşeli bir çocuk olabilir. Nedenine bakıyorsun. Dışarıdan yani çocuk bu kadar şartlandırmaya, bu kadar emir komuta zinciri altına girince ne yapacağını şaşırıyor. Yani ne yapsın çocuk yani? Evet. Dışarıda oynama, evde durmadan enerjiyi depola. Anne güvenemiyor dışarıdaki işte atmosfere. Yaşam şartları da çocukların oynayabileceği alanlar maalesef çok kıt. Şimdi burada çocuk başlıyor. Tabii böyle bir yaralı bilinçle çocukluğunu yaşayamadan yetişkin oluyor. Yetişkin olunca aslında yine o içindeki çocuk ölmüyor. Habire onu doyurmaya çalışıyor. Habire geriye dönüyor. Habire geçmişe dönüyor. Yani o çocukluğuna dönüyor. Mesela çocukken niye hep mutluyduk? Değil mi? Zaman yoktu, mekan yoktu. Saatler yoktu. Bugün pazartesi mi, salı mı, çarşamba mı yoktu. Tarih nedir? Karnımız acıktığında yerdik. Olmazsa canını sağ olsun. Hayatı bir oyun gibi gördük. Sevmelerimizde, küsmelerimizde aniydi. Yani böyle aman aman şey yapmazdık. Muhteşem bir atmosferdi. Aslında şimdi her birimiz 7-8'li yaş aralığına gidelim. Kendimizi böyle hani gözlemlediğimiz zaman orada aslında yaralı bir çocukluğumuz var. İçimizde sevgili seyircilerimiz de şu anda o kendi çocukluklarını düşünsünler. Hani böyle 7-8 yaşlar pardon 7-8'li yaşlar var ya hani eve girmek istemediğimiz, hı hı. Sezen Aksu'nun eskiden de dediği şarkı var ya. O karanlığa dönerken oradaki çocukluğumuza baktığımız zaman aslında orada yaralı bir Murat var, yaralı bir Tülay var. Orada anlaşılmayı, sevilmeyi, onurlandırılmayı bekleyen, iyi ki varsın, iyi ki yaşıyorsun bekleyen birisi var. İşte onunla barışmamız lazım. Evdeki seyircilerimiz de lütfen kendi çocukluklarını düşünsünler. Ve aslında dışarıdan ziyade o çocukluğumuzla barışıp oradan tekrar buraya gelmek gerektiğine dair bir zihinsel yolculuk yaşayıp sonra buraya gelmeleri lazım. Çocukluğumuzdaki o tırnak ucu kadar olan o bıçak yaraları ileriki aşamalarda daha büyük devasa yaralara dönüşmüşse tekrar düştüğümüz yerden kalkmamız için o düştüğümüz yere tekrar gitmemiz lazım. O çocukluğumuza gitmemiz lazım. Biz de bu yaralı bilinçleri kendi çocuklarımıza vermememiz için çocuklarımız olan iletişimimize dikkat etmemiz lazım. Yani çocuklarımıza kendi hastalıklarımızı, kendi çatışmalarımızı vermek durumunda olmamamız lazım. Aslında bir farkında olmaksızın onlara zulmediyoruz. Onların taşıyamayacakları yükleri veriyoruz onlara. Kendi çıkmazlarımızı, kendi çatışmalarımızı onların üzerine yükleyerek onların üzerinden sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ama böyle bir şeyin sahibi değiliz. Böyle bir hakkımız da yok yani. Burada dolayısıyla çocukluğumuzla beraber kendi bir zamanlar kendimizin de çocuk olduğunu unutmadan onlarla olan iletişimimize dikkat edip oradan yola çıkarak onların daha sağlıklı, tutarlı ve bir doya doya bir hayat amacı kendilerine seçebilecek bir bilinç aşaması için onlarla beraber oturup konuşmak, yönlendirmek değil, bilinçli bir farkındalık oluşturabilmek. Onun için kitaplar okumak, insanın kendisini tanımasına, çevreyi tanımasına, psikolojik ve sosyolojik kitaplar okumasına neden olabilecek ortamlara götürebiliriz. Oturup konuşabiliriz. Onun isteyebileceği ne olmak istiyorsa, her ne olmak istiyorsa, zarar verici davranışlar hariç, onu baştan zaten söylemiştik, yani orada müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü ileriki yaşamında keşkelerinden daha fazla iyikler olsun. Keşkelerini çoğaltmasın, iyikilerini çoğaltsın. Bu anlamda anne baba olarak da böyle bir sorumluluğumuz, koruyucu, önleyici bir rolümüz de var. Anne baba aynı zamanda hem koruyucu olmakla beraber önleyici bir rol de ifade etmek zorunda. Sorunlar yaşanmadan sorunların önünü alması lazım. Emanet bilinciyle hareket Kesinlikle. Etmek. Özellikle Eyvallah. Evlatlarımızı emanet olarak değerlendirmek. Eyvallah.
Peki Murat Bey, konu çok güzel. Evet. Daha doğrusu bizden bir konu olduğu için sürekli yeni bir kapı açılma ihtimali olan bir konu. Toparlayıcı anlamda izleyicilerimize vereceğiniz mesajlar varsa onları alalım. Sonra günü bitirelim. Teşekkür ediyorum. Ben çağırdınız, onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sizinle ve sevgili seyircilerimizle bir arada olmak, böyle insana ve hayata dair bir soru cevap bahsini anlamlandırmaya, anlamaya çalıştık. Söyleyeceğim şu ki, insan hayatın anlamı ve anlamsızlığı insanın yaptıklarıyla ilintili. Hayatın tek başına bir anlamı yok. Hayata anlam katan bizim ona kattıklarımızdır. Bu anlamda insan ilk birinci kendisi için yaşamaya, kendini mutlu etmenin yollarını ararsa kendisi için yaşamaya. Hep birileri için yaşadık, hep birileri evet. için yaşadık. Hiç kendimiz için yaşamadık. Kendi için yaşamayı bilmek demek bencilleşsin, bireyselleşsin anlamda söylemiyorum. Ama kendi mutlu olursa, kendi ışık olursa diğerlerine de bir fayda, diğerlerine de bir ışık verebilir. Burada sözlerimi bir zamanında izlediğim bir tiyatroyla bitirmek istiyorum. Benliksizlik diye bir tiyatro izlemiştim. Zamanın birinde annenin babanın bir kızı oluyor. Kızımız doğuyor. Kız daha doğar doğmaz herkes sevmeye başlıyor. İyi ki doğmuş, iyi ki var. Zaman geçtikçe tabii bu geniş aile dediğimiz bir aile. Ailede var 7-8 kişi. Bu da çocuklardan bir çocuk olmaya başlıyor. O ilk ilgi alaka 1-2. Seneden sonra unutulmaya başlıyor. Çocuk o arada hep o ilgiyi, sevgiyi tekrar istiyor ama maalesef karşılıksız. Anne baba başka işlerle uğraşıyor. Onların da yapmak kendilerince zorunlu oldukları başka şeyler var. Gel zaman git zaman kızımız ergenliğe yavaş yavaş giriyor. Annesi tutuyor diyor ki kızım diyor. Artık bundan sonra sen kız oldun, kadın oldun. Bundan sonra oturuşuna, kalkışına, gülüşüne, her şeyine dikkat et. Kız başlıyor, biri bizi gözetliyor evindeki gibi. Herkesin kendisine, oturuşuna, kalkışına, konuşmasına, her bir yemek işine, her bir şeyine dikkat edildiğini zannederek yaşıyor. Kendi içinde ikinci bir bilinç oluşturmaya başlıyor. Habire kendini kasıyor böyle. Biraz daha zaman geçiyor, genç kız oluyor. Fiziği değişmeye başlıyor, daha da içine kapanıyor. Artık içinde ikinci bir kişilik oluştu. Bir dışarının görmek istediği, bir de kendi içindeki gerçek benlik. Bu içindeki gerçek benlikle dışarıdaki benliği durmadan çatışıyor. Ama bu dışarıya durmadan sessiz, sakin, uyumlu, aman aman çatışmayan birisi olarak kendini lanse edip o şekilde içindeki çocuğu durmadan yaralı bir şekilde gezdiriyor. Gel zaman git zaman bir gün yolda giderken bir tane genç oğlanla bakışıyorlar. Bakışırken oğlan ondan etkileniyor, oğlandan etkileniyor. Oğlan annesini babasını gönderiyor, kızı istetiyor. Kız bir umutla beyaz atlı prens geldi, beni kurtardı. Artık ben tekrar o çocukluğumdaki neşeyi, sevinci tekrar yaşayacağım. Tekrar mutlu olacağım. Sevgiye, ilgi, o ilk zamanlardaki hormonların tavan yapmasıyla da erkeğe tabiri caizse aşırı bütün her bir şeyi o oluyor artık yani. Onda yok oluyor bir yerde. Tamam buldum diyor, artık budur diyor. Başka da bir şey değil diyor. Evleniyorlar. Hemen aradan bir iki ay geçmeden erkek başlıyor tabii. Dışarıdaki işlerle, güçlerle erkeğe de verilmiş bir rol var, toplumsal rol var. Erkek şöyle yapar, erkek böyle yapar, erkek şöyle davranır. Kadınına fazla yüz vermez, şımartmaz. Onu fazla işte burnu sürter tabiri caizse böyle. Gayri ciddi, gayri ilmi, anlamsız cahilane şeylerle. Kadın o ilgiyi de göremez. Yine bir yeri yaralı kaldı, yine bir yeri eksik kaldı. İlk başlarda annesinden babasından o göremediği sevgi, yarım kalan sevgi, bu sefer eşinin ilk zamanlar ona verdiği, tattırdığı duygular da yarım kaldı. Başlarlar, biraz zaman geçer, hadi bir çocuk yapalım. Niye? Çünkü çevre söylemiştir. Ha daha sen çocuk yapmadın mı? Evlendiniz de. Ha çocuk yapmadın mı? Sormaz ki, size ne var? Hani hayat benim hayatım. Ya, çocuk yapmak zorunda değil, ben istediğim zaman yaparım. Çocuğu sizin için yapmıyorum, kendimiz için yapıyoruz. Sormaz. Şartlanırlar. Aa, artık demek ki çocuk yapma zamanımız geldi herhalde diye düşünürler. Yanlış bir bilinçle. Başlarlar çocuk yapmaya. Bu sefer
Kadın artık belli bir zaman sonra o annelik hormonunun salgılanmasıyla da erkek dışarıdan ekmek getirir. Kadın başlar çocuğunu yetiştirmeye. İkisinin de tek başlarına kaldıkları zaman söyledikleri bir şey vardır. Çok yaralayıcı, çok enteresandır. Der ki, biz yaşadık bari çocuklarımız yaşamasın. Biz acı çektik, biz bu hayattan bir şey anlamadık. Bari gel bu çocuklarımızı, çocuğumuzu iyi yetiştirelim derler. Bu sefer bunlar da başlarlar çocuklarını iyi yetiştirme adı altında her bir şeyi verirler ona. Çocuk bu sefer sorumsuzca büyür, şımarık büyür ve bunu da biz maharet zannederiz. Çünkü biz çocukluğumuzu yaşayamadık ya, bari bunlar yaşasınlar. Gel zaman git zaman bunların çocuğu büyür, evlilik çağına gelir. Çocuklarını evlendirirler. O biz hani yaşamadık, çocuğumuz yaşasın dedikleri çocuk büyümüştür ve bunları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Şımarık, saygısız, sorumsuz, anne baba ne, o ne, bu ne falan. Bunlar iyice bu sefer ikinci, üçüncü darbeyi yerler anne baba olarak. Sonra çocuklarının da bir çocuğu olur. Torunları. Bir gün bunlar bahçede oturmuş konuşurlarken torunu gelir ninesine, o yaralı bilinçteki kadınımıza şu soruyu sorar. Belki de filmin en acıklı tarafı orası. Der ki, nine der, bahçıvanın yaptığı bir yeri gösterir. Der ki, burası sence nasıl olması gerekiyordu? Böyle yapmış da sence nasıl olması gerekiyordu? Kadın orada bir irkilir böyle. Çarpılmışa döner. Ben mi der? Evet evet diyor. Ne diyor? Sen. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Niye şaşırdın diyor. Ninenin diyor ki orada, ben hiç ben olmadım ki. Ben hep siz oldum. Kimse bir gün bana sormadı ki bu yaşa kadar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hep yaralı bir bilinç haline gezdim ben. Ben siz oldum. Ben hiç ben olamadım ki. İşte aslında çocukluktan yetişkinliğe kadar bizim ben olarak, birey olarak, biricik olarak, özel olarak var olduğumuzun bilinmesi, ilk önce kendimize saygı duymamız, kendimizi sevmemiz, kendimize değer vermemiz, oradan da yola çıkarak başkalarıyla iletişimimizde de sevgi, saygı, değer merkezli yaşamak. Çünkü biz kendimize değer vermezsek başkası bize değer vermez. Biz kendimizi sevmezsek başkası bizi sevmez. Biz kendimize saymazsak başkası bizi saymaz ki beklememek de lazım böyle. Bu vücudu taşıyan eğer bu hakkı, bu değeri kendine vermiyorsa bir başkası niye versin ki? O zaman kadınımızla erkeğimiz ilk önce kendimize değer, kendimize sevgi, kendimize saygı, oradan yola çıkarak bir başkasına da sevgi, saygı, değer. Kendimizden esirgemediğimizi başkasına da esirgemeyeceğiz. Başkalarını affettiğimiz gibi kendimizi de affedeceğiz. Ve buradan yola çıkarak hayatı anlamlı, kaliteli bir şekle dönüştürüp ömür sermayesini tüketip gideceğiz ve diyeceğiz ki İyi ki yaşamışız, iyi ki varız diyeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ayağınıza, ederim. Gönlünüze çok sağ sağlık. Oldukça verimli, güzel bir sohbet geçti. Teşekkür İnşallah ederim. İzleyicilerimiz de memnun kalmıştır İnşallah. Ki öyle umut ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Murat Ercan, aile içi iletişim ve kişisel gelişim uzmanı Murat Ercan'ı konuk ettik. Kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Bir başka programda yine buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.